Arkadaşlar, hepinize yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoya jacuzzi'de başlıyorum. Bir vlog video yapacağım, antrenmanımı çekeceğim. İşte sabah kardiyoya gidiyorum her zamanki gibi. Ama bugün bir otelde kalmak istedi canım, otelde kalıyorum şu an. Güzel. Buna ihtiyacım vardı, ben pamuk gibi olacağım. Şu anda saati de göstereyim size. Saat şu anda 3. Burada uyumayı planlıyorum. Yani bir görgüsüzün jacuzzi'deki halleriyim şu an. Harbiden burada uyumayı düşünüyorum. Burada bir uyuyacağım, sabah bir uyanacağım. 7 gibi falan. Recep İvedik gibi boğuluyormuşum falan. Sabah 7 gibi uyanacağım buradan. Kardiyomuzu yaparız. Sonra gelip tekrar uyuyacağım. Ufak bir yağ yakımı gibi bir video olacak. Yağ yakımı de gibi. Yani yağ yakımı yapmak isteyenler ve uygun bir video olabilir aslında bu. Bakalım neler olacak. Günaydın. Saatimize bakalım. Saat 6.36 gördüğünüz gibi. Sabah uyandığım zaman genelde haber izlemeyi çok seviyorum ben, biliyorsunuz. Şurayı bir açalım mı? Bakın, hava gerçekten çok güzel. Düşünsenize, saatlerce jacuzzi'de kalmışsınız. Sabahın böyle 6'sında burayı açıyorsunuz ve sabah altının serinliği böyle vücudunuza geliyor. Duştan çıkmışsınız, pamuk gibisiniz. Şuranın güzelliğine bakın. Odanızda kimse yok, yalnız kalmışsınız. Ya gerçekten çok huzurluyum şu an. Birazdan çıkıyorum. Hemen şuradan şöyle geçiyoruz. Şurası hemen sahil. Buradan bir sabah kardiyomuzu yapıyoruz. Ve güne başlıyoruz. İsterseniz size biraz odayı göstereyim. Odayı gösterebilirim. Haberleri açtım. Sonra bir tane kuryemiş açtım kendime. Dolabımda da bir şeyler var. Daha. Sadece banyoyu çok sevdim. Sadece banyoyu çok sevdim, açık söyleyeyim. Diğer taraflarda pek sevilecek bir yanı yok. Dün buraya girdim. Dün jacuzzi'yi kurdum kendime. Burası da duş. Burayı da kullandım. Hatta bakalım kaç kiloyum. Bakın şu ana kadar hiç tartılmadım. En son ne zaman tartılmıştım? İnanılmaz çok oldu. En son 84 kiloydum. Daha çalıştırdım. ...86.6 kiloyum. Boyum da 1.74. Az önce gördüğünüz formumu. Buradan giriş işte. Bu kadarcık da bir odam var. Tatlı, şirin. Güzel de bir odam var gördüğünüz gibi. Çantam burada. Buradan da göstereyim mi size manzarayı? Şimdi kardiyoya çıkacağım. Hiçbir şey yemedim. Önce bir kahvemi yapacağım kendime. Otelde kahve içme yeri var. Oraya gidip kahve yapayım ama öncesinde şöyle birkaç tane kuru yemiş atayım ağzıma. Vücudumda yağ olsun bari. Dayanamıyorum işte bak. Dün yedim birkaç tane uyumadan önce. En güzellerini seçtim. Kajular falan. Fındık yiyelim. Badem yiyelim. Bir tane daha var. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Hadi bakalım, let's go. Sabah kardiyo time. Yağ yakımının en etkili olduğu zamana geldik. Değerlendirmem gerekiyor. Her şey güzel olacak.
Bakın burası benim kaldığım otel. Buradan yürüyorsun. Bakın şuradan. Şurası otelin çıkıştan yürüyorsunuz böyle. Burası sahil. Otelde kahve içmedim. Sahile sıfır bir yerde kahve içmek istedi canım. Şimdi gidelim bir kahvemizi içelim, ondan sonra cardio time. Bugün hava da tam istediğim hava, böyle ferah ve serin, anladın mı? Çok güzel geliyor böyle sabahın, sabahın olayı bu ya. Sabahın olayı bu. Arkadaşlar görmüşken söylüyorum, waffle. Waffle hiç sağlıklı bir şey değildir. Trollemiyorum yani sizi, resmen bilgi veriyorum. Çünkü bu kadar açık ve net bilgiye de ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. Waffle asla göründüğü kadar masum değildir. Aynı şekilde dondurma da öyle. Yani hani bir tane dondurma yiyeyim, biraz dondurma yiyeyim diyorsunuz. Aslında çok böyle masum bir cümle gibi. Dondurma da çok masum ve çok tatlı bir şey zaten gibi görünüyor. Ama hiç de masum değildir aslına bakarsanız. Şuraya soralım bakalım kahve var mı? Dostum günaydın. Kolay gelsin. Kahven var mı? Kahve. Daha açmadın mı? Tamam hadi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. O zaman başka bir yerde içelim bakalım. Burada da olabilir. Olabilir değil, vardır herhalde. Kolay gelsin. Günaydın. Kahve var mı? O zaman bana espresso yapabilir misiniz? Espresso, Türk kahvesi var, Nescafe var, filtre var. O zaman filtre kahve alayım. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Burada dışarıda oturacak yeri yok sanırım ama ben şimdi onu ayarlayacağım. Dışarıda oturmak istiyorum. Dilerim, afiyet olsun. Tamam. Şeker ister misiniz? Teşekkür ederim, yok istemiyorum, sağ olun. İşte benim olayım bu. It's my time. Bu kadar. Hayat bu. Sabah gel kardiyonu yap. Eğer işin varsa gün içinde işini hallet. Paranı kazan. Ve hayatını yaşa. Bu kadar. Filtre kahve içeceğim. Bir kere bir bastırdım buna. Bir kırılmıştı bir kafedeyken. Neden böyle yamuk? Oo. Süt istemiyorum, belki bir sonrakinde. Evet, kardiyoya başladım. Bu güzellikte biraz kardiyo yapalım. Şimdi nasıl bir sistem izleyeceğim ondan ufak bir bahsedeyim size. Kardiyo hemen hemen 40 dakika sürecek. Yani 45 dakikayı geçmemeye çalışıyorum. 20 dakika gidiyorum, 20 dakika geri doğru geliyorum. Denize girmişler sabah sabah. Neredeyse hiç koşmuyorum. Zaten koşmanıza gerek de yok. Dediğim gibi vücudunuzda besin yok. Zaten yağ yakımına hazırsınız. Kahvenizi içiyorsunuz. Bazılarınız provokatunuzu içiyor, bazılarınız hiçbir şey içmiyor, o da olur. Zaten ekstra yağ yakımı, anladınız mı? Hiç kendinizi yormanıza gerek yok sabah. Yani özel bir sporcu değilseniz. Normal yağ yakımına odaklanmış, boş vakti olan bir bireyin yapması gereken kardiyodan bahsediyorum. Ama birisi futbolcudur. Sabah güzel bir şekilde kahvaltısını yapmıştır. O günde kondisyon çalışacaktır. Gelip 2 saat koşar adam, 3 saat koşar. Onları tabii ki de herhangi bir özel bir bireye bahsetmiyorum bunları. Ben tamamen genel olarak konuşuyorum. Kardiyonun sonlarına doğru tekrardan videoyu başlatırım. Evet, 7.53. Kaç gibi başladım ben? 7.15 falandı. Yani 7.10'u biraz geçiyordu. Yani hemen hemen tam 40 dakika oldu. Tam da zaten şuradan sola döndüğüm zaman otel. Normalde ben şu anda kahvaltı yapıyor olacaktım.
pek bir kahvaltı yapısım yok açık söyleyeyim. Neden bilmiyorum ama karnımda bir hani yemek yeme hissim yok. Güzel de oldu. Güzel de oldu çünkü şunu söyleyeceğim. Benden uzaktan eğitim alan veya ilaç planlamasını benimle birlikte yapmak isteyen insanlarla uzun süreç halinde çalışıyorum ve birkaç gün yani bir gün kesinlikle böyle bir soruya, böyle bir olaya denk geliyorum. Hocam sabah kardiyomu yaptım. Hiç yemek yiyesim yok. Ama yemek zorunda olduğumu biliyorum. Ama yemek yemek zorundayım. Yemek yemek zorunda değilsiniz. Sabah kardiyo yaptıktan sonra veya sabah uyandıktan sonra yemek yiyesiniz yoksa yemek yemek için kendinizi zorlamanıza hiç gerek yok. Özellikle yağ yakımı dönemindeysiniz. Yani amacınız yağ yakımıysa veya amacınız definasyonsa sabah kardiyosundan sonra veya sabah uyanır uyanmaz bir şeyler yemek zorunda değilsiniz. Nedense böyle bir olayımız var. Sabah kalktım ve bir şeyler yemek zorundayım. Yemek zorundayım yoksa kas kaybına uğrarım. Asla böyle bir şey yok. Yani gidip de sabah kardiyosundan sonra veya uyandıktan sonra kendinizi gidip 4-5 saat boyunca aç bırakmayın. Bunu demek istemiyorum ama mesela şu anda benim yemek yiyesim yoktu çünkü karnımda böyle bir tokluk hissi var. Sanırım kardiyo ile alakalı. Biraz kan dolaşım hızlandı. Onunla alakalı olabilir. Bir de birazcık kuru yemiş atıştırdım hatırlıyorsanız. O kuru yemişler de beni tutmuş olabilir. Şimdi ne yapacağım? Otele gideceğim. Bir bitki çayı yapacağım kendime. Ondan sonra dediğim gibi hemen bir şeyler yemek zorunda değilim. Biraz dinleneyim, duşumu alayım, sonra eve gideceğim. Hemen hemen bir saat sonra falan eve gideceğim. Eve gittiğim zaman kendime bir kahvaltı hazırlarım. Neler yediğimi göreceksiniz. Bugün yağ yakımı odaklı bir gün geçiriyorum. Tekrardan söylüyorum. Özellikle yağ yakımındaysanız sabah uyanır uyanmaz bir şeyler yemek zorunda değilsiniz. Yani kimisi kahve içerek güne başlamak ister. İçin kahvenizi, yanında biraz kuru yemiş benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Sonra biraz bekleyip yemek yiyesiniz geldiği zaman kendinize güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Ama şu tribe girmeyin. Yani sabah uyandım hemen yemek yemeliyim yoksa kas kaybı olur. Bir şeyler. Bu tribe girmeyin. Hemen yemek yemek zorunda değilsiniz. Arkadaşlar kardiyomu yaptım. Tam olarak ortalama 40 dakika falan kardiyom sürdü. Dediğim gibi yemek yemek zorunda değilim. Ama tabii bu süreci çok da uzun tutamam. Maksimum böyle bir 1,5-2 saatim var. 2 saat kadar yemek yemesem olur. Ama tabii o kadar beklemem. Yine birazcık kuru yemiş atıştırırım. Bir de yeşil çay derken vücuduma yine zaten bir vitamin mineral sokmuş olurum. Vücudum onunla idare eder. Çok da güzel olur. Ben sonrasında öğünümü yaparım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani yemek yemeliyim. Odaklamayın kendinizi. Odamıza girelim. Duşumu alayım. Biraz dinleneyim. Sonra çıkıp gideceğiz. Oh be, ayakkabılardan kurtulduk. Hemen geldik, ne yapıyoruz? Su içelim biraz. Oh. Nefes almak kadar güzel bir şey yok. Derine binmek lazım. Gelişim almanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi de vücudunuzu dinlemektir. Gördüğünüz kahvaltı yapmadım. Odaya yeni geldim aslında. Ufak bir uykum geldiğini hissettim. Bu yemek yiyesimin olmadığıyla da eşleştirilebilir aslında. Onunla alakalı da olabilir. Ufak bir uykum geldi. Vücudumu dinleyeceğim. Uyku geldi, yani uyumak istiyor, yemek yemek istemiyor. Dolayısıyla uyuyacağım. Uyandığın zaman büyük ihtimal yemek yiyesim olacak ve güzel bir şekilde kahvaltı yapıp güne başlayacağım. Biraz uyuyayım ben. Sonra bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar günaydın. Ben yeni uyandım ve yani biliyorum bu sporu, anladınız mı? Yapıyorum yani bu sporu. Ben size ne söylemiştim? Size dedim ki şu anda hiç yemek yiyesim yok.
Uyuyup uyanmam lazım. Yaklaşık hemen 1-2 saat uyuyacağım. Uyandığım zaman da inanılmaz aç bir şekilde uyuyacağım demiştim. Saat 11'de uyandım. İlk öğün yapmak için evet bir tık geç olabilir. Ama sonuçta yağ yakımı zamanı ve çok da geç değil. Neyse şunu söyleyeceğim. İnanılmaz aç bir şekilde uyandım. Şu anda fena aç karnım. Direkt hani eve falan gitmeden direkt şu sahilde bir kahvaltı yapacağım. Hem video yapıyorum. Videoda da sahilde bir kahvaltım olsun. Orada bir tanıdığım birisinin kafesi var. Orada gidip kendime istediğim şekilde bir kahvaltı hazırlattırabilirim. Ne dedim size? Yemek zorunda değilsiniz abi. Özellikle yani kilo verme dönemindeyseniz, yani kilo vermek istiyorsanız, zayıflamak istiyorsanız, yağ yakım yapmak istiyorsanız yemek yemek zorunda değilsiniz hemen antrenmandan sonra. Ama vücudunuzu tamamen de vitaminsiz bir şekilde bırakmayın. Yani mesela ben bitki çayı içtim ve biraz kuru yemiş attım gördünüz. Onlar benim vücudumu gayet beslemişlerdir. Gayet yeterli. Şimdi gidip artık yaklaşık bir yarım saat sonra yemek yeme vakti. Nasıl bir yemek yediğimi de göstereceğim size. Ondan sonra arabanın biraz işleri var. Arabayla uğraşasım var. Uğraşasım var değil, uğraşmam gerekiyor. Arabayla uğraşacağız. Akşama bir de antrenman sıkıştıracağız. Güzel bir vlog olacak. Ama şimdi bir elimi yüzümü yıkayalım. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bakın benim yüzümdeki şu izleri görüyor musunuz? Şu ve şu. Onlar şöyle hemen özetleyeyim size. Benim çok eskiden kalma, dövüştüğüm zamanlardan kalma ve işte sokakta dövüşmekten, sonra bir şeylerden veya kazalardan bir şeylerden kalan izlerim vardı iki tane. Özellikle şu tarafta. O izleri bir tane operasyon yaptım. Ama tabii devamını getirmek gerekiyor. Devamını getirir miyim onu bilmiyorum. Eğer devamını getirirsem onlar kaybolacak gözümden. Ama devamımı getirmezsem eğer işe yarar mı bilmiyorum. O izler o yüzden var. Ama umarım en yakın zamanda gidecekler. Şu anda aynadan bakıyorum. Aynen gayet güzel oldu. Bak önceden daha kötüydü aslında. Şuramda çok kötü bir iz vardı. Şuramdaki çok kötü bir iz var. Hala var zaten. Yıkadım biraz da. Bir sponsorum geldi dedi. Böyle böyle istersen böyle bir işlem yapalım sana dedi. Ben de beleşse yaparım dedim. O dedi beleş don't worry dedi. Yani endişelenme dedi. Yaparız dedi. Öpüyorum sizi. Bunlar da o yüzden. Ama geçmek üzereler gördüğüm gibi geçtiler. Işıkla da çok alakası var. Beyaz ışıkta iğrenç oluyor. Sarı ışıkta bak çok güzel. Gayet güzel. Let's go. Yes. Otelden ayrılma vakti. Biz 3. kattayız şu anda. Hangisi geliyor? Bu geliyor. Evet, şimdi biraz yağmur yağıyor sanki. Olsun, problem yok. Biz gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Arkadaşlar benim sürekli kahvaltı yaptığım ve istediğim kahvaltıyı ayarlattığım bir kafe vardı ileride. Yani atıyorum 5 tane yumurta, bilmem kaç tane o, bilmem kaç tane o diye. Onlar da beni kırmıyorlardı, yapıyorlardı ama orada kafenin içi yok. Yani dışarıda oturuyorsun. Onlar içeride yemeği hazırlıyorlar ve dışarı getiriyorlar. Şu anda bayağı yağmur yağıyor. Şu an biraz azaldı ama biraz önce bayağı bir yağmur yağıyordu. Islandım zaten bayağı bir. Görünüyor mu, anlaşılmıyor bilmiyorum ama. O yüzden şimdilik burada yapalım. Burası da güzel. Yemen kahvesi de güzel. Şimdilik burada yapalım. Oraya gidemeyeceğim ama yağmur durdu. Acaba açarlar mı diyeceğim ama güneş açmadan da açamazlar. Ayrıca yağmur durmamış aslında. Şuradan görünüyor. Bayağı yağmur yağıyor. Neyse bugünlük burada yapalım o zaman. Burası da gayet güzel. Kolay gelsin, merhaba. O zaman şöyle. Yani ben isterdim manitamla karşılıklı oturayım şurada. Manzaraya karşı yapayım ama maalesef yalnız. Evet dostlar, ufak bir kahvaltı gördüğünüz gibi. Tereyağım var.
söğüş diyebiliriz. Peynir, bal, salam, zeytin. Bunu da kendi isteklerime göre yaptırdım. İşte dedim bunu istiyorum, ona göre yapabilir misiniz? Yaptılar. Yumurtam var. Biraz himalaya tuzu kullanacağım. Çayımla birlikte güzel bir şekilde kahvaltımı yapacağım. Çok da güzel yağmur yağıyor. Çok da güzel bir manzarada. Soft bir kahvaltımızı yapalım. Ben kahvaltımı genelde soft yaparım ama ondan sonraki öğünümü çok hard yaparım. Ondan sonra zaten antrenmana gideceğim. O yüzden hard yaparım. Antrenmandan sonraki öğünüm de genelde soft olur. Hadi bakalım ben kahvaltı yapayım. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ben şu an herhangi bir yarışmaya hazırlanmıyorum. Herhangi bir amacım yok. Tamamen formumu korumaya çalışıyorum ve herhangi bir işe hazır kalıyorum. Yani şu anda bana deseler ki 3-4 gün sonra bir fotoğraf çekimi var, gayet hazırlayabilirim kendimi. O yüzden ben balımı da yerim, çimemi de yerim. Bak gördüğünüz gibi yarım ekmek de yedim. Yani karabiberimi de attım yumurtama, ekmeğimi de bandırdım, tereyağımı da hepsini yedim. Yani gördüğünüz gibi bunların hepsini yedim, çayımı da içtim, hepsini yedim. Bu ne kadar bir yağ yakımı videosu olsa da ben 86 kilo olan ve definasyon yapan bir insanım. Yani aşırı kilolu olan ve acil kilo vermeye ihtiyacı olan bir insan değilim. Dolayısıyla bu kahvaltı benim için gayet normal bir kahvaltı. Ben bu balımı da yerim yani. Çünkü dediğim gibi inanılmaz bir kilo vermeye ihtiyacım yok. Aşırı kilolu bir insan değilim. Hayattan keyif alarak gayet definede olabilirim. Yani oradaki ufak bir bal veya ufak bir tereyağdan biraz fazlacık kaçırmam benim yağ yakımıma asla engel değil. Çünkü ben zaten öyle bir antrenman yapıyorum ki en kral tatlıyı yesem de o yağ yakımını yaşatırım yani vücuduma. Umarım anlatabildim ne demek istediğimi. Bak bu cümlemden, bu konuşmamdan şunu da anlayabilirsiniz. Vücut geliştirme gerçekten, vücut geliştirme programlarınız yani antrenman programlarınız, beslenme programlarınız gerçekten kendinize özel olması gerekiyor. Yani ben şu an burada mesela kilo verme yapıyorum ama gördüğünüz hiç alışık olmadığınız bir kilo verme. Ama yani yağ yakımı modu ama gerçek anlamda bir kilo vermek isteyen bir insan tabii ki de bu şekilde beslenmemeli. Çok daha farklı beslenmeli. Bunun da dereceleri var. Aşırı kiloluysa daha bir farklı, birazcık kiloluysa biraz daha farklı, definasyon yapıyorsa biraz daha farklı, yarışmaya hazırlanıyorsa daha farklı ama herhangi projesi yoksa, sadece formunu korumak istiyorsa birazcık rahat olabilir. Çünkü hayata bir kere geliyoruz ve keyif almak gerekiyor. Umarım anlatabildim ne demek istediğim. Bu arada biraz önce nasıl yağmur yağıyordu, şu an güneş açtı ve ben terliyorum. Evet, let's go. Devam edelim. Ne haber lan? Sihirli araba. Hemen sihrini ikimiz de biliyoruz ne olduğunu. Ama çocuklarla da paylaşalım. Birinci sihrim bir kere benim olmam. Benim olmam zaten çok büyük bir sihir senin için. İkinci sihrimiz de ne biliyor musunuz? İkinci sihrimiz de ne zaman bu arabayı yıkatsam ertesi gün yağmur yağıyor olması. Götüreceksin bu arabayı Afrika'ya. Her gün yıkatacaksın ama. Dostlarım, isterseniz biraz da size gün içinde kullandığım takviyelerden bahsedeyim diyeyim. Balık yağım var ve arjininim var. Balık yağı zaten normal vitamin biliyorsunuz. Gün içinde almam gerektiği için alıyorum. Arjinin neden gün içinde alıyorsunuz derseniz eğer bana. Arjinin kan dolaşımını hızlandırır. Kan dolaşımı hızlanması demek kana karışması gereken veya kandaki vitaminlerin ve minerallerin daha hızlı kana pompalanması, kasa gitmesi demek. O yüzden gün içinde arjinin alıyorum ben. Sonra çinko var. Çinko ve demir mix. Zinko zaten bunu biliyorsunuz, o var. Ve B vitaminim var. Bir de glukozamin var. Bunların hepsi vitamin, hiçbir şey değil. Bir de kreatin alıyorum gün içinde. Biliyorsunuz kreatin en etkili supplementlerden bir tanesidir. Bir tanesi değil, en etkili supplementtir. Hatta bir ara straight olarak yasaklanması bile gündeme gelmişti. Ama yasaklanmadı. Ama en etkili supplement olduğu kesin ve biliniyor. Sürekli soruyorsunuz, sürekli diyorsunuz ki abi ölçeğin neresine kadar? Abi ölçeğin yarısına, abi ölçekte çizgi var. Abi çizgiyi geçelim mi? Abi çiğe geçmeyelim mi? Normali dostlarım, bak normali de söyleyeyim size. Normali supplement kutunuzdaki ölçeğin çizgisine kadardır. Ama artık onları ben aşılı çok oldu. İşte yok 500 miligram suya mı ekleyeyim? Yok 100 miligram suya mı ekleyeyim? Yok 200 gram miligram suya mı ekleyeyim? Ben de artık öyle bir şey yok. Ben tamamen göz kararı. Gördüğünüz gibi benim ölçeğim bile ölçek değil. Atıyorsunuz bunu ağzınıza. Suyumuzu içiyorsunuz. Yani 500 miligram su, 200 miligram su, 100 miligram su, bunların bir önemi yok. Önemli olan buradan geçmesi. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Supplement kullanıyorsanız eğer, özellikle kreatin kullanıyorsanız,
bol bol su içmeniz lazım. Normalde de zaten bol bol su içmeniz gerekiyor ama supplementler karaciğer yani sindirim sisteminden geçtiği için ekstra yorar sindirim sistemini. Özellikle karaciğeri. Dolayısıyla daha fazla su içmeniz gerekiyor ki side effectleri yani yan etkilerini olabildiğince aza düşürmek için. Balık yağlarımı da içeyim, arjinlerimi de içeyim. B vitaminim var, glukozamin var. Zinko diye bir marka. Bu Zinko bir marka olarak düşünebilirsiniz. Çinko ve demir karışımı. Bir mix bir vitamin. Normalde gece alınır ama ben artık yok gece onu alayım, yok sabah onu alayım. Çok dikkat etmiyorum açıkçası. Gün içinde alıyorum. Yarışma zamanında değilim çünkü birazcık relaxım. Aldığıma bile şükrediyorum yani. Aldığıma bile şükrediyorum ama yarışma zamanı olsa tabii. Yok öğlen o, öğleden sonra, yemekten sonra o, bilmem ne zamandan sonra o. Şu an o kadar dikkat etmiyorum. Gibi normal bir öğünüm. Normal bir öğünümü görüyorsunuz. Bu tamamen yağ yakımı. Gerçekten yağ yakımı. Hani ben size biraz önce videonun bir kısmında söyledim. Bilmiyorum duydunuz mu? Normalde benim öğünlerim fazla olur yağ yakımı zamanında da. Sert antrenman. Yani fazla kalori alırım ama daha fazlasını yakarım. Asıl definasyon, asıl olay budur. Vücut geliştirme budur. Budur. Aslında burada göründüğü kadar çok fazla bir şey yok biliyor musunuz? Burada hani kıymalı makarnam var. Birkaç tane kuru yemişim var. Sarımsağım var. Bir tane sarımsağım var. Yaklaşık burada 175 gram kadar tavuğum var. Bol sebzem var. Bak sebzede sınır yok. Yeşil ve kırmızı biberim var gördüğünüz gibi. Bamyam var. Yarım kase bile değil bamyam. Yani iki yemek kaşığı kadar bamyam var. Yeşillikte de sınır yok. Bol yeşillik. Bir tane eriğim var görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki erik ne alaka anasını satayım. Gerçi yabancı takip ediyorsanız yabancılarda görürsünüz. Türkler bilmiyorum daha alışamadı. Gelmedi bazılarına. Öğün sırasında şeker tüketmem. Birazcık şeker tüketmem. Şekerin tamamen yediğiniz öğünlerin kana karışımını hızlandırdığı için ufak bir şeker kullanıyorum. Onun faydası ne? Yediğiniz besinlerin kana karışımı sürecini daha fazla azalttığı için yediğiniz besinlerin öğünümde neden şeker var? Neden erik var? Çünkü yediğim besinlerin yani tavuk yiyorum, makarna yiyorum, et yiyorum, bir şeyler yiyorum. Onlardan alacağım vitaminlere ve minerallerin kana karışmasını biraz daha hızlandıracak. Hızlı bir şekilde kanıma karışacak. Kolam var. İçecek olarak kola içeceğim. Normalde şekersiz kola içiyorum ama evimde hiç kola kalmadığı için aşağıdaki bakkaldan gittim, kola aldım. Orada da şekersiz kola yoktu. Bugün bunda idare edeceğim. Dediğim gibi şu an ne bir yarışmaya hazırlanıyorum ne herhangi bir şey. Dolayısıyla aşırı bir dikkat etmeme gerek yok. Burada da aslında görünen kadar fazla bir şey yok. Yaklaşık 150 gram pişmiş bir şekilde tavuğum var. 175 gram. Birazcık makarnam var. Kuru yemişim var. Sarımsağım var bir tane. Yeşillik zaten sınırı yok. Eriğim var. Kola. Ve bamya. Bana afiyet olsun bakalım. Benim hani ilk ve düzgün öğünüm diyeyim. Antrenmandan önceki öğünüm. Bu öğünden 3 saat sonra falan antrenmana gideceğim. Antrenmandan sonraki öğünümü göreceksiniz. Biraz daha soft ve daha fazla, daha az kalori ve temiz bir şekilde olacak. Vanilla style. Vanilla style bu şekilde. Arkadaşlar bu arada burada göremediğiniz bakın tuz var. Gördüğünüz gibi. Ben yemeğimde çok fazla tuz sevmiyorum açıkçası. Sadece salataya döktüm ama biraz fazla döktüm. Tuz almayı sakın ihmal etmeyin. Tuz pump yapar suyla birlikte. Ama sakın fazla kaçırmayın. Ama almadan da yapmayın. Tuz çok önemlidir. Pump yapar dediğim gibi. Gün içinde suda içmeyi ihmal etmeyin. Ufak bir bakım şekli. Arabaya ufak bir bakım. Şimdi 98 model bir arabanız varsa onu bakım yaptırıyorsunuz yani. Bir erkeğin de zaten hayatının yarısı sanayide geçiyor gördüğünüz gibi. Ben de sanayideyim. Arabaya bir bakım yaptırıyorum öyle ufak bir bakımlarına baksınlar. Şimdi 98 model bir araba olduğu için hassas benim bebeğim. Ona bebek gibi bakıyorum ama güzel bakıyorum ama onu ufaktan bir satma zamanı geldi. Bakarsınız bir kabriyo alırız. Kabriyo güzel bir şey alabiliriz. Bobin miydi, buji miydi unuttum ya. Bujiydi galiba. Bujilerimin bitmesine çok az kalmış dedi. Dedim önceden değiştirelim abi, bitmesini beklemeyelim. Arabam dedim bakımlı olsun dedim, güzel olsun, temiz olsun. Saygıdeğer kardeşim. Aldım geldim istediklerini. Bak bizimkiler şunları bitmek üzereymiş. Bunları takalım bari temiz temiz kullanalım. Aldım güzel kardeşim. Koydum oraya. 5 tane. Sporumu Marmara Park'ta yapıyorum.
yapacağım ama öncesinde bir kahve içelim şurada. Hem kendimize gelelim, arabayla ilgilenmekten falan yoruldum. Hem biraz kendime geleyim, dinleneyim. Bir de mental olarak da kendimi hazırlayayım spora. Sonra spora gidelim. Spora gideceğim, öncesinde sert kahve. Yani çok bir sert değil de filtre kahve, işte birazcık fazla miktar kahve. Sonrasında spora gideceğim. Benim için spordan sonra günün anlam ve önemi bitiyor. Spora gider bu çocuk be. Bakın size yaptığım ufak taktiklerden bir tanesini daha söylüyorum. Yorgun bir gün geçirdim. Şahit oldunuz. Sabah bir ufak bir iş yerinde uyandım. Ya, o otel olduğuna bakmayın aslında siz. Ben orada çalıştığım gibi bir şey. Sonra yorulmuştum bir kere, yani yorgun bir şekilde kalktım. Öyle jacuzzi falan, evet biraz iyi geldi ama yorulmuştum. Sonra eve gittik, acil bir şekilde yemeğimizi yaptık. Zar zor çıktık. Hızlı bir şekilde çıktık. Sonra arabayı yetiştirdik. Arabaya bir şey yaptırdık, bakım yaptırdık. Zaten arabada yarım kaldı gibi. Yarım ufak bir işi daha iyi var. Onu yaptıracağım. Sonra spora geldik biliyorsunuz. Şu an biraz yorgunum. Kahve içerken dinlendim, evet. Çok güzel bir yere oturdum, dinlendim. Ama asıl olayım, yani bir altın vuruşum var. O altın vuruşum da nedir? Birazcık motivasyon videosu izlemek gerekiyor. Yani şimdi biraz motivasyon videosu izleyeyim. Genelde City Flasher izliyorum ben. Onun Kayı ile birlikte çektiği One More Time, bir tane daha, bir tane daha Triceps Extension videosu var. O video bayağı hoşuma gidiyor benim. Onu izleyesim geldi. Ufak bir motivasyon videosu izleyeyim. Ondan sonra antrenmana gireceğiz. Bugün full body bir antrenman yapacağım. Biraz şu şekilde bir full body aslında. Her kas grubum için 2 tane. Eksik bölgelerim için 3'er setli bir full body antrenman yapacağım. Normalde göğsüm için, ben göğsümün büyümesini istiyorum mesela. Göğsüm için 3 hareket, 3'er setten. Diğer kas gruplarım için 2 hareket, 4'er setten bir full body antrenman oluşturuyordum. Şimdi şu şekilde yapacağım. Bütün kas gruplarım için 2 tane hareket, 5'er setten bir hareket yapacağım. 2 hareket, 5'er set yapacağım hepsini. Asıl olayım şu, 3'er hareket eksik bölgelerimi çalışacağım. Benim eksik bölgelerim dostlarım arka omuzum, yani asıl olayım arka omuzum biraz patlak durması lazım. Böyle hani sırt zınk koyduğum zaman arka omuzum patlaması lazım. Patlamaya yakın, patlatıyorum, çok az kaldı. Asıl olayım arka omuz, işte bugün arka omuza biraz yükleneceğim. Ufak da bir trapez yaparım. Başka bir eksik bölgem yok. Göğsüm var, ufak bir eksik bölge. Onu da tamamladım ama göğsümü görüyorsunuz zaten, tamamlanmış bir şekilde artık. Trapez var, omuza biraz üzerine düşeceğim bugün. Ufak da bir omuzun üzerine düşebilir, şey, göğsün üzerine düşebilirim. Güzel bir antrenman olacak. Let's go. Puh!
Dostlar, ihmal etmiyoruz su içmeyi. Su içmeyi ihmal etmiyoruz. Tamam. Bakın benim bir tane daha suyum var orada. En son biraz kardiyo yaptım. Biraz kürek yaptım ama yakalayamadım. Yani telefonu alayım derken ekran kayboldu. Küreğin hemen kayboluyor ve otomatik durduramıyorsun sanırım. Ki evet, durduramıyorsun. 5 dakikada kürek yaptım ama şu şekilde yaptım. 1 dakika yaptım, 20 saniye dinlendim. 1 dakika daha. Sonra 20 saniye dinlendim derken 5 defa yaptım. Yani toplam aşağı yukarı 6-6,5 dakika kürek çalıştım dinlenmelerle birlikte. Artık yeter. Artık eve gitme vakti. En son bir de kendime sürpriz bir... Ya da sürprize falan gerek yok. Çok sürpriz yaptım, yoruldum. Artık yeter. Ama tabii ki de suyumu unutmayayım. Birazcık suyum kalmış olması lazım. O suyu alalım. Su önemli baba. Hele antrenman sırasında su çok önemli. Aynen. Bayağı bir kaldı hem de. Bu üçüncü benim. Bu üçüncü, iki tanesini bitirdim. Son bir de. Ya da soyunma odasında da form yaparız. Korum kalkmıyor ki, poz vereyim. Her şeyimiz bitti. Gördüğünüz gibi pampımız dolduk. Bak, bunun dışı çok güzel mesela. Ama spor salonunda bazen olduğum gibi çıkıyorum. Beni gerçekten görüyorsunuz diyorsunuz ki oha ben de sen misin falan. Ama spor salonunda tabii her yerden genel olarak ışık geldiği için çok fazla olduğum gibi çıkmıyorum. Üstümüzü değiştirdik her şeyimiz ama ayakkabılarımı, çoraplarımı da değiştirdim de. Ayakkabılarımı araba tonu okmuşum anasını satayım. Şimdi biraz daha ayakkabıyı değiştireyim. Yeah, bak araba orada. Bitirdiğimize göre kaçabiliriz. Bu trafik ne anasını satayım. Çok fazla trafik var. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Hadi geç, hadi. Hepinize yol veriyorum, hadi. İyi anıma denk geldiniz. Bütün kavşaktakilere yol veriyorum, hadi. Yallah. Lan beklesene lan Hyundai. Beklesene lan Hyundai. Neyse, bize geçelim. Dostlarım, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün, şimdi ben birkaç video çektim. Yani birkaç video çektim derken bütün gün yaptığım bazı şeylerde
biraz video çektim ve bakalım ortaya nasıl bir video çıkacak. Bunları şimdi editleyeceğim. Yani editleyeceğim dediğim benim edit tarzımı biliyorsunuz. Çektiğim birkaç videoyu birleştireceğim. Umarım güzel bir şey çıkar. Umarım eğlenceli bir şeyler çıkar. Umarım keyifli bir şeyler çıkar. Ben normalde gün içinde bir hani bir etkinliğim olduğu zaman vlog çekiyorum. Ama siz çok fazla bana abi vlog çek yazdığınız için sizi çok fazla kırmak istemediğim için bugün aslında bugün kayda değer bir şey yapmadım ben. Klasik bir günümdü. Ama yine de video çekeyim dedim çünkü çok fazla istiyorsunuz benden. Bununla idare edin şimdilik. Zamanlar mesela yarın güzel bir etkinlik var. Orada güzel bir video çıkartabilirim. Sonra ya başka diyecek bir şeyim yok. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olup like atırsanız çok iyi, atarsanız videolarıma çok iyi olur. İstemiyorum normalde biliyorsunuz böyle ama iyi oluyor yani. Like atarsanız, abone alırsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok iyi olur. Biraz önce post paylaştım. Bir de ben Instagram'da böyle bir şey yapıyorum. Instagram'da şöyle bir şey yapıyorum. Her post attığımda yorum yapanlardan 3 kişiyi seçip ona kendisine özel planlama yazıyorum. Bu planlama antrenman olabilir, beslenme olabilir, ilaç planlaması olabilir, kardiyo planlaması olabilir, karın kası çıkartmak için planlama olabilir. Yani hangi planlama konusunda planlama istiyorsa, çekiliş kime çıktıysa ona göre planlama yazıyorum. Yani beni Instagram'dan takip edip fotoğraflarıma yorum yapıp planlama hakkı kazanabilirsiniz. Sürekli fotoğraf paylaştığım için ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden siz bilirsiniz. İsterseniz takip edip. İsterseniz takip edip. Program kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Ben evime gelmek üzereyim şimdilik. Dostlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim için tekrardan. İyi bakın kendinize.